Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 4-10 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Yengeç burcunda doğan yeni ay bu hafta ışığını yavaş yavaş büyütürken tabii ki yeni ay etkilerini de deneyimleyeceğiz artık. Birazdan şekillenmeye, olgunlaşmaya başlayacak ilişkilerinizle ilgili gündemleriniz olabilir ya da eşiniz ve partnerinizle ilgili daha önemli gündemleriniz olabilir bu süreç içerisinde pazartesi ve salı günü ay başak burcunda olacak seyahatler geziler veya bunlarla ilgili organizasyonlar randevular görüşmeler rezervasyonlar olabilir biraz daha hani uzaklardaki kişilerle görüşmeleriniz iletişimin artması mümkün görünüyor uluslararası alanlar ticari konular aktif iletişimle ilgili, medya ile ilgili, basınla ilgili işleriniz varsa bunlar online de olabilir. Ee, oldukça detaylı bunlarla uğraşabilirsiniz. Planlamalar yapabilirsiniz. E, ee, ve uzakta yaşayan kişilerde daha fazla haber trafiği içerisinde olmanız da mümkün görünüyor. Sizin ya da eşinizin akrabaları da olabilir tabii ki bunlar. Ve çarşambadan itibaren ay teraziye geçecek. Çarşamba ve perşembe günü sorumluluklar, görevler, kariyer konularında yoğun enerjiler var. Ailevi alanda da anne, baba, ebeveynlerle ilgili konular belirleyici olabilir. Çarşamba günü ilişkilere biraz dikkat edin, özellikle üstlerle ilişkiler, otorite figürleri, işte müdürünüz, amirinize da, anneniz, babanız, biraz çatışmalar olabilir. Ama Perşembe'den itibaren uzlaşma imkanı öne çıkıyor. Daha iyicil etkiler var. Daha ilişkilerde dengeyi, uyumu koruyabileceğiniz enerjiler var. Cuma'dan itibaren ay akrepte sosyalleşmeniz, biraz arkadaşlarla ilgilenmeniz mümkün. Yani arkadaşlarla birlikte bazı organizasyonlara da dahil olabilirsiniz. Kutlamalar, davetler olabilir veya birlikte yapılacak planlar olabilir bir seyahat planı gibi hani bir ekip çalışması içinde de işle de ilgili olabilir bu bir ekip çalışması içerisinde bulunabileceğiniz gibi kazançlarınız özellikle işten kariyerden gelen kazançlarınız paralarınız yani bunda, bunlarla ilgili bazı düzenlemeleriniz olabilir. Tabii ki alışverişler olabilir, harcamalar olabilir veya yatırımlar ödemeler, yani bunlarla ilgili konularınızda söz konusu olabilir. Bu hafta kişisel gezegenlerimiz burç değiştireceği için enerji dinamikleri de değişiyor. 5 Temmuz itibariyle Merkür ikizlerden ayrılıp yengeç burcuna geçecek. Merkür 19 Temmuz'a kadar yengeç burcunda olacak. Bu dönemde aslında her türlü ilişkinizde daha fazla iletişim kuracaksınız. yani Eşinizle daha fazla konuşmanız, bir şeyleri, düşüncelerinizi paylaşmanız ya da herhangi bir konuda birlikte bir karara, bir anlaşmaya varmanız mümkün. Bu işbirliklerinizi, ortaklıklarınızı da olumlu etkileyebilir. Enerji gezegenimiz Mars yine 5 Temmuz'da. Koçtan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. 5. evinize geçeceği için Mars burada aslında sizin için olumlu bir durumda olacak. Eğlence için, çocuklar için, aşk için, romantizm için, kişisel uğraşlarınız, hobileriniz için daha fazla enerji harcayabileceğinizi gösteriyor. Biraz daha maceracı olabilirsiniz, biraz daha deneyimsel olabilirsiniz bu dönemde. Risk alma durumunuz da artıyor. Hani çocuklarla ilgili de riskler olabilir. İşte aşk konusunda daha tutkulu olabilirsiniz veya parasal kazançlar konusunda da biraz daha risk alabilirsiniz. Evet zaman zaman şansınız burada iyi gidebilir ama şans faktörünü iyi dengelemek gerekiyor. Çok da fazla risk almamak gerekiyor. Harcamalara, parasal harcamalara daha temkinli yaklaşmakta fayda var sevgili Oğlaklar. Hepinize güzel bir hafta, mutlu bir bayram diliyorum. Hoşça